Herkese merhabalar. Daha önce size Volkswagen Golf 5 kontak arızasından bahsetmiştim. Anahtar kontakta sıkışma yapıyordu ve bunun çözümünü anlatıyordum. Bunun VD40 sıkarak ya da herhangi bir gres yağı sıkarak ya da herhangi bir şekilde eski kontağa müdahale ederek tamir edemezsiniz. Bunun gibi yeni bir kontak alıp değiştirmeniz gerekiyor. Ancak bunu kesinlikle sizin kendiniz yapmamanız lazım. Şimdi biraz da neden sizin yapmamanız gerektiğini adım adım anlatacağım. İlk söyleyecek olduğum şey bağlantı vidası. Yani şu görmüş olduğunuz vida. Firma bunu aracın üzerine monte ettikten sonra bunun kafasını kırıyor. Bunu düz haline getiriyor ve siz artık bu vidayı herhangi bir yıldız, düz, alyan vesaire anahtarlarla buna müdahale edemiyorsunuz. Dolayısıyla normal şartlarda bunu kesinlikle sizin müdahale etmemeniz lazım. Sizin sökmemeniz lazım. Bunu sökmek istiyorsanız tabii ki bir anahtarcıya giderek işinizi halledebilirsiniz. Hadi ben yapmak istiyorum dediniz. Gittiniz bu kontak anahtarını buldunuz ve ben yapmak istiyorum. Sıkıntı yok dediniz. Şimdi bu kontağı nasıl sökeceğinizi adım adım size gösteriyorum. Direksiyonun hemen altındaki kontak. Ya sen başka işin yok uğraşırsın oğlum bir de. İşim o benim işim. Ne işim? İşim o benim. YouTube'a video atıyoruz. Ha, bu? Kontak kapağının altında iki tane 20 torsluk civata var. Bunları söküyorsunuz ve kapağı yerinden çıkarıyorsunuz. Asıl dikkat etmeniz gereken konu tam olarak burada başlıyor. Çünkü şu alt kontağın hemen altında görünen kapağı kesinlikle zedelememeniz lazım. Çünkü bu buradan çıkarken öyle rank diye çekerek çıkaramazsınız. Bunun üzerinde herhangi bir vida var. O vidayı çözdükten sonra kendisi otomatik aşağı düşüyor. Sakın bunu böyle tutup da aşağıya çekmeyin. Bu böyle çıkmıyor buradan. Yani öyle bir girişimde. Zaten buraya fabrikadan çıkınca dikkat etiketini yapıştırdılar. Bunun sebebi buna kendiniz dokunmayın. Bu altındaki kontak kitini yani kontak kartını diyelim. Burada bulunan vidayı sökmek için ilk önce direksiyonu sökmemiz gerekiyor. Direksiyonu sökmemiz için de arkasında bulunan bu iki tane pimi tornavida, düz tornavida yardımıyla kasarak bulunduğu yerden çıkarmanız gerekiyor ki direksiyonun orta göbeği elinize gelsin. Ve o yüzden size defalarca bu işlemi sakın kendiniz yapmayın diye uyarıyorum. Çünkü bu esnada birçok şeyi yapabilirsiniz. Hava yastığını patlatabilirsiniz. Bu kablo aksamına sorun getirebilirsiniz. Şimdi direksiyonu komple yerinden alıyoruz simidi. Ve tabii direksiyonun düz olması için daha önce bu koyulmuş oraya iki tane tike. Ve size bahsetmiş olduğum küçücük vida işte burada. 5 torsluk bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Bunu bilmeyenler bunu komple aşağı çekerek kırıyorlar bu kartı ve daha sonra arabanın çalışmamasına kadar ilerliyor bu sorun. Dolayısıyla bu vidaya ulaşana kadar direksiyonu sökmeniz gerekiyor. Kumsal. Nasıl çekiyorsun bunu? Valla. Valla kontrolüyle. Bunu çekeceksin. Bunu çekiyorsun. Valla. Valla. Şimdi. Apkı. İşte asıl zurnanın zırt dediği yere geldik. Fabrika bunları siz sökmeyin diye vidalar oraya koydu. Ve kafasız vida koydu. Onlar oradan çıkarmanın iki yöntemi var. Birinci yöntemi o vidanın ucunu delerek deldikten sonra oraya uygun bir aparatla döndürüp çıkarmak ya da çekiç ve sivri uçlu bir tornavida yardımıyla çapraz bir şekilde böyle vurup tak 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 yavaş bir şekilde döndürerek onları yerinden alabilirsiniz. Vidası normal yöne doğru dönüyor. Yani normal sökülme yönüne doğru, saatin tersi yönüne doğru sökülüyor. Onda bir sıkıntı yok. Evet, böyle bir akıllı vida yardımıyla vidanın kafasını deldik. Vidanın kafasını deldikten sonra bir çekiç yardımıyla anahtarımızı vuruyoruz. Aynen şu şekilde. Daha sonra zır zırla beraber söküyoruz ve rahat bir şekilde elimize gidiyor. Ver bana. İşte böyle.
kontak olduğu gibi elimizde. Şimdi onu olduğu yerden ayıracağız. Bizim eski kontağımız buydu. Şimdi bakalım bu neden dönmüyordu. Anahtarı tak ona. Şuradaki dile dikkat çekmek istiyorum. Bak tak, çevirme ama. Çevirme. Yok yok, çevirme. Az abi çevir abi kontağı. Heh. Şimdi anahtarı çevir. Çekti. Kapat. Çek. Topladı. Güzel. Aynı hareketi bunu da yap abi. Anahtarı çıkar. Bu eski kontak. Çıkar. Tak. Çevir. Evet. Gördüğümüz gibi dili geri atmıyor. Bozulan şey bunun bu diliydi. Bunu size göstermek istedim. Bu tür makinelerinde zaten tamirin olmadığını anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve diğer kontağı, yani yeni aldığımız kontağı monte etmeye geçebiliriz. Evet, bu videoda VD40 sıkın arkadaşlar. VD40 sıkın diyenlere gelsin. VD40'ımızı tam takılan yere sıkıyorum. Yani sonuçta burası takılıyor değil mi? Anahtarı çıkarıyorum. Normalde bu dilin dışarıda olması lazım. Çevirelim. Evet, gördüğünüz gibi dil kendini dışarı atmıyor. İşte takılma nedeni de bu zaten. Şu dil var ya, kendini geri bırakmıyor. İstediğin kadar VD40 sıkın. Sadece biraz rahatlatma oluyor, evet. Ama bir zaman sonra VD40 etkisini kaybedince aynı sıkıntı tekrar yaşanıyor. Dolayısıyla böyle şeylerde VD40'ınıza yazık etmeyin. Direkt kontağı değiştirirseniz sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Bir saat içinde abine abine soktuk. Ya da gıcık bir şey. Şu anda şimdi geçti yani. Evet. Ça marche bien. Çalıştı. Kapatıyoruz. Ve geri kalanını topluyoruz. Ver ayır bu.